Sevgili deniz severler, Yelkenli ve Motorlu Çift kanalına hoş geldiniz. Doris'in maceraları devam ediyor. Yeni bölümde Tilos adasından ayrılıyor ve Nisios'a varıyoruz. Yolumuz oldukça zorlu geçiyor. Sonrasında adayı güzelce geziyoruz. Adayı gezdikten sonra sıra Kos'un Kardamena kasabasına geliyor. Önce Kardamena'ya, orada da biraz kaldıktan sonra Kos merkeze gidip çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve yurda dönüyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Evet, günaydın. Bugün ayın 19'u. İşte havayı çekmek istiyorum. Şu an bekletilen kakım olur. Hava hakikaten kötü. Nisiros yani İncirli Adası'na geldik. Pali diye balıkçı köyündeyiz. O limana girdik şimdi ama o kadar zor geldik ki arkadaşlar. Yani konuşmamdan da anlıyorsunuzdur. Böyle sarhoş gibiyim. Çok kötüydü yani yol. Dalgalar berbattı. Her şey ıslandı. Hatta yatağımıza bile su girdi yani. Yatak su girdi. Beni tekrar tuttu. Şey yaptık. Hareket edemedim. Aa bakın orada da elektriğimizi bağladık. Şimdi her şey yolunda. Liman şey, güvenli gayet, kapkapalı. Çok güzel bir liman. Fakat şey, yoğurdu ya. Hakikaten yoğurdu ya. Kaptan House restoran güzel diyorlar. Bakacağız. Ya bir daha artık istemem yani böyle bir yolculuk. Büyük tekne lazım. Bu kısmının lazım. Gibi istemem yani. Ben de. Bakalım neler varmış köyde. Gece hem gündüz gelin gezin bence. Çok güzel tavernalar var. Tepede gördüğünüz gibi çok güzel bir manastır var. Yine dağların, taşların tepelerini yapmış. Buraya çıkacağız birazdan. Aşağıdan başlayalım. Evet Edoş, ne yapıyorsun? Yani burada size özel bir şey tanıtmak istiyorum. Herkes evin önündeki basamaklarına hep mozaik yaptı. Bunlar değil. Nerede? Aslında İkiye köyünde mozaikleri gezeceğiz ama şu şirinlik benim çok hoşuma gitti. Ha evet, şunlardan bahsediyoruz.
Kiomeni meydanı, Platia meydan demek. Paleo Castro Kale demek. Nasıl kedi dolu arkadaşlar. Şu güzel yer bakın, yerde de var. Duvar sesleri nasıl? Ay Allah'ım, çok güzeller. Ortalık kedi dolu. Evet. Şu an manastıra çıkıyoruz galiba. İnşallah. Herhalde böyle. Evet, şimdi biz manastıra geldik. Burası manastır. Rın. Girişi güzel. İşçi. Şimdi Akropolis'e geldik. Burası hem kale şehrin hem de eski 4. yüzyılda kurulmuş. Milattan önce. Antik. Demin gezdiğimiz manastır. Ve sokaklar. Giyali Adası. Bu da şeytan sofrası. Çünkü aynı şeytan sofrasındaki ayak izinden evet. Burada da var. Burası da Kos'un devamı. Şöyle. Sen cin şövalyelerinin de kullandığı kalenin en tepesindeyiz. Leş gibi kokuyor. Burası bayağı çürük yumurta kokuyor. Kokuyor. Şu bu arada Nikea köyü. Önce onu çekelim. Evet. Arkada da Emporios köyü var. Gel bakalım, kratere bakalım. Evet, 4 kilometre çapı olan şu anda ziyaret edeceğimiz yer Stefanos krateri. Oy oy oy. Hala faal olduğunu bilmem, söylememe gerek var mı? Bu çalışıyor. Yani şu anda iyi ki çalışmıyor. 1800'lerde en son üfürmüş. Sülfür rengi nasıl değil mi? Hı. 500 derece sıcaklık. Korkunç gözüküyor. Merak ettiğim bir yere geldim. Selamlar. Volkan'ın tabii ki bir tanış bir hikayesi var. Poseidon çok kızmış Polibetes'e. Polibetes bir dev ve de ağzından alevler soluyor, dumanlar fışkırtıyor. Kostan kopardığı parçayı bir atıyor beynine. Onu yerin dibine çöküyor. Volkan öyleymiş güya. İşte ağzından sürekli alevler, dumanlar fışkırıyor. Volkan'a yukarıdan bakış. Evet, Nikea köyünden bakıyoruz artık Volkan'a. Hatta biraz daha aşağı inersek şurada Afrika var. Oradan daha güzel resim alabiliriz. Evet, bu da yürüyüş yolu. Köyün. Karşıda hep Tilos gözüküyor arkadan. Geldiğimiz ada. Tilos. Buradan geldik. Arkasından. Selamlar. Şu an Nikea köyündeyiz. Köy köyün meydanı burası. Meydanı. Çok güzel. Böyle tatlı taş yapmışlar, taşçıklar. Kilisecik var. Bu da Meis evinin aynısı. Hangisi mi? Soldaki. Aynı Meis evi. Aynı. İtalyanlar var.
Tatlı bir köy meydanı. Evet, şimdi Nikea Kilisesi'nin içindeyiz. Tavanı süslemeli, yakışıklı bu şekilde. Hocanın oturacağı yer. Çeşitli resimler. Hocanın vaaz alanı. Aynı bizim camiler gibi. Cübbeli Bartolomeo Hoca. Efendi Hazretleri. Nerede o? Bir fotoğraf vardı. Şurada mıydı? Bizim İstanbullular. Buraları hep İstanbullular yönetiyor. Yani şeyi orayı Konstantinopolis'i kabul ettikleri için merkez diye. Dayılar bunlar. Herhalde bu baş. Bartha Romeo. Adamın en korkunç yeri Nikea köyündeki gözden falan bir malzeme. Estikçe pürürmak değil. Evinizde çok şey. Burada evin normalini sarsınız da. Çünkü kokuyor. Kokuyor bayağı. Çürük yumurta gibi. Şu an Tilos'a bakıyoruz. Geldiğimiz ada bu. Deniz patlak. Ay dalgaları var, çok korkunç. Burası da termal yanardağdan dolayı. Yine kokuyor zaten. Güzel Nisiros'a İncirli'ye veda ediyoruz. Hoşçakal Nisiros. Bay bay. Sürekli yani. Giyali Adası. Giyali'ye gidiyoruz şuradaki. Giyali Adası Nisirosluların Tonza Taşı ve İnci Taşı dedikleri değişik şeyler çıkardıkları ada. Yerleşim yok ama denizi çok güzelmiş etrafın plajları. Sabah çıkarken yanımıza dün gece gelen tekne çapamızın üstüne atmış çapasını. Onunla azıcık uğraştık. Ben kakıçla kurtardım. Büyük bir kahramanlık örneği sergiledim. Helal olsun. Hadi bay bay. Günaydın. Ne haber? Günaydın. En sonunda yelken açtık. Evet. Şu an flow'u açtım çünkü çok yakınız diye. Sadece. Karşıda gördüğünüz Giyali Adası'na seyir halindeyiz. Bu adadan taş topluyorlar. Tonza taşı. Tonza taşı çok güzel çıkıyor. Biraz orsa seyrimiz var. Bakalım, demir atmaya gidiyoruz. Yüzeceğiz. Mandrake'ye bak. Burası Mandrake koyu. Ana liman Nisiros'un. Burada çıktığımız Pali. Şu an Giyali'ye çok az kaldı. Gördüğünüz gibi geldik sayılı. Burası taş ocağı. Şuralara falan gideceğiz demir atmaya. Bakalım. Kargo veya nakliye ya da bombardıman uçağı. Bombardıman uçağı birazdan bizi bombalayacak. Taş ocakları iyice belli olmaya başladı. Adayı adeta yemişler. Şu an Nisiros Adası'ndan Kos'a doğru
Yelkenle seyir halindeyiz. 13 knot civarı rüzgar var. Deniz mülayim, arma tam açık. 5 knot civarı ilerliyoruz süratle. Isros arkadaki volkanik ada. Volkanik ada. Yali de gözüküyor. Yali taş adası, oradan taş topluyorlar. Karşısında Kos Kardamena. Kardamena'ya varıyoruz. Yaklaşık 10 mildi, 2,5 kaldı. Bay bay. Evet, bakın yelkenli komşumuz. Ve bizim Kos Kardamena'ya 1,33 mil kaldı. Yelkenlerimiz tam açık. Orsa seyriyle gidiyoruz. Arkadaşımız da Yunanlı. Nisiros'tan. Bakın arkada kalıyor. 10 mil. Kos Kardamena'ya gelmek üzereyiz. Türklerin burayı niye çok sevdiğini anladım. Çünkü bir sürü apartman var, su sporları var. Bodrum, Çeşme, Tayfa, Kos'a bekleniyorsunuz. Biraz sonra Kardamena mendirinden limanına gireceğiz. Selamlar. Kardamena mıydı? Aynen öyle bir yer. Doris ne yapıyor burada? Kos'un Kardamena'sındayım. Burası Kos'a 26 kilometre uzaklıkta bir yer. Güneyinde. Karşıdan geldik şu silüetten. Evet. Nisiros orası, volkan. Küçük limanı var. Burada küçük bir Marmaris. Aynen. Doğru. Kendime işte Alanya'da falan hissettim. Marmaris, Alanya. Kalimera from Kardamena. Kardamena çarşıyadayım. Bak, welcome to Kardamena, Kalimera yazıyor zaten. Evet, burası çarşıya. Arkadaşlar, hafif bir Marmarisimsi bir hava. Tamam, hatta tamam. Tavlacılar bile var. Kendime alışveriş yapmamak için tabii ki de tutuyorum. Evet. Dönerciler var. Çakmacılar var. Güzel dükkanlar var. Her şey var. Şu berrak güzel denizle size veda ediyoruz Kos'a. Olduğu gibi kum çok güzel. Günaydınlar. Saat 9 civarı. Şu an arkası Kardamena. Şimdi buradan sahili izleyeceğiz. Kos merkeze gideceğiz ve
Artık çıkış işlemlerimizi yapacağız. Yaklaşık 5 knot civarı gidiyoruz. 10 mil yolumuz var yok. Günaydın Eda. Karşı taraf Nisros Adası'ydı. Onu geçtik. Her şey yolunda. Birisi öyle değil mi? Bir çıplaklar kampı bulduk. Kos'un ana limanına yaklaşıyoruz. Karşıda Bodrum. Bugün çok nemli olduğu için gözükmüyor ama. Limaniye yaklaşıyoruz. Celestial Cruises'un bu arada gemisini gördük yani, şu hayvani. Onun önünde de şöyle başka bir hayvan yelken. Yazık, yıkılan kale. Yani tabii ki tamamen yıkılmamış ama yıkıldı yani sonuçta. Karşımızda Bodrum hemen. Bir gün Mert bana Celestial Cruises'dan bilet getirecek arkadaşlar. Onu bekliyorum. Şöyle bir Hırvatistan kıyıları mı olur, neresi olur bilmiyorum artık. Aşkım şöyle dışarıya bakan kameralardan olsun lütfen. Lütfen. Ha. Teşekkür ederim. Var ya. Evet. Kenarlar. Kaptan Köşkü'nün yanında olmasın ama orada olmasın ya. Şu arka üstlerde olsun. Tamam. Ama önler zengin ya. Önde olsun önde. Şu hani yıldız var ya, yıldız onun bir solundaki olsun. Öndekilerden beğendi aşkım bana. Teşekkür ederim. 1 Temmuz'da bekliyorum evlilik yıl dönümümüz. 1 Ağustos'ta da olur. Tanışma yıl dönümümüz. Evet, limaniyi görüyoruz. Gayet giriş çıkış var. Bence Bodrum seferleri de başlamıştır artık. Aa, açılmış bak, Turkish Sea Lines. Gelmişler mi? Başlamış feribot seferleri. Limanına da bağlanmayı başardı, helal olsun. Kos o tarafta. O Kos'tan çıktık. Hemen Alpacın açmış. Bodrum'u arkada şurada bıraktık. Kos çağız şurada kaldı. Celestial Cruise. İyi, şansımıza boş yer de vardı. Gayet güzeldi. Aynen öyle. İşte 4'e 5'e kadar takıldık. 4,5 euro ödedik. Yarım günlük aldılar. Marina'dan bağlanma ücreti. Tabii şu anda görmüyorsunuz ama Knidos, yani Knidos burnuna gideceğiz şöyle. Şu civarlar bir yerler. Hadi bakalım selametle. Teknemiz yan yan gidiyor.
Nidos Fener'in önündeyiz. Power FM Facebook adresi Power. Ve Kosa Güneş Batar. Bu serimiz burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler.